Değerli Şerif'in kanalı aboneleri ve seyircilerimiz. Bugün yanımızda Kızılay Mahallesi Muhtar Adayı Yunus Güneşer'le beraberiz. Kızılay Mahallesi'nin sorunları ve yapılacak projeler. Onlar hakkında bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Teşekkür ediyorum Şerif Bey. Evet. İzmir'in kanayan bir yarası var. Bir türlü uğramayan kentsel dönüşüm. Bu Kızılay Mahallesi'nde de büyük bir soruna yol açmış durumda. Kentsel dönüşümle ilgili projeleriniz nelerdir? Belediye ile bizim Kızılay Mahallesi'nin arasında bir kentsel dönüşüm olayı var. Doğrudur. Onun için Kızılay Mahallesi'ne destek veriyorum ve kentsel dönüşüm olayını istemiyoruz. Yerinde yapılmadığı için kentsel dönüşüm. Evet, yerinde olmasını istiyorsunuz. Gerekli kurumlarla irtibata geçilecek. Geçildi, evet. Gerekli yazışmalar hepsi yapıldı. Artık bu konuda çalışmalar olacak. Olacak. Etkin bir devam çalışma. Ediyoruz. Çok güzel ekibimiz var. Ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, bir de Kızılay Mahallesi Muhtarlığı'nın yoğun bir yer. Ama bir sıkıntı var. ATM. Maalesef ATM yok Kızılay Mahallesi'nin. Evet. ATM eksikliğimiz vardır. Doğrudur. ATM gerekli yazışmalarımız yapılmıştır. Gerekli bankalarımıza yazışmalarımız sunulduğu için şu an cevap bekliyoruz. Evet. Yine geçiyoruz. Bizler insanız. Yaşama hakkımız var. Ama tüm canlıların yaşama hakkı var. Sokak hayvanları. Evet, sokak hayvanlarıyla ilgili de çok güzel çalışmalarımız var, projelerimiz de var. Aynı şekilde hayvan severlerin kapıların önlerine kutucuklar yapılıp hayvanlarımız orada barınabilecek ve hayvan sevenler için de mama desteğimiz projelerimizin içerisinde. Bir diğer konu, hepimizin çocukları var, okula giden çocuklarımız. Evet. Kızılay Mahallesi'nde maalesef okullarımızdaki güvenlik veliler için bir endişe boyutunda. Evet. Gelen şikayetler bu yönde. Bu konu hakkında bir etkin çalışmanız olacak mı? Evet, o konuyla ilgili de çalışmalarımız var. Gerekli yerlere de müracaatımız yapılmıştır. Kaymakamlığımız olsun, valiliğimiz olsun, gerekli çalışmalarımız yapılmıştır. Evet, günümüzün en etkin, kolay ulaşım sorunu olan reklam. Evet. Web sitesi, WhatsApp gibi günümüzde popüler olan ama maalesef muhtarlıklarda pek kullanılmıyor. Hani iletişim için neler yapılacak? WhatsApp web sitesi gibi çalışmalar var mı? Çalışmalarımız var, evet. Kızılay Mahallesi'ne muhtar seçildiğimiz zaman muhtara daha kolay ulaşım için çok güzel çalışmalarımız vardır. 7/24 ulaşılabilecek. Evet, 7/24 ulaşılabilecek. Maalesef resmi kurumlara ulaşmak biraz zor. Bir de şöyle bir projemiz var. Muhtarlığımızın önü gerçekten de çok güzel büyük bir alanı var. Orası içinde açık kır düğün salonu olaraktan da maddi durumu olmayan arkadaşlarımıza orasını tahsil edeceğiz. Muhtarlığımız olaraktan da elektriğini vereceğiz. Kendileri orkestrasını olsun, sandalyesini olsun getirecek. Orada gönül rahatlığıyla düğününü yapacak. Şu an bildiğimiz üzere düğün salonları ateş pahası. Evet, maalesef. Çok güzel bir yerimiz var. Çok güzel çalışmalarımız var. Ve hepimiz birer engelliyiz. Engelli adayıyız. Evet, adayıyız. Evet. Engelli kardeşlerimiz için muhtarlık çok çok önemli. Evet. O konuyla ilgili de çok güzel yerlere değindiniz. Görme engelli arkadaşlarımız var. Normal zihinsel engelli vatandaşlarımız da var. O konuyla ilgili de yolları olsun, çalışmalarımız devam etmektedir. Peki
muhtarlığın görevleri olan engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye. Evet, tekerlekli sandalyesi olsun, maddi manevi ihtiyaçları olsun, evde bakım hizmetleri olsun, sağlık yönünden onların hepsi ücretsiz olacaktır. Artı ben erkek kuaförüyüm, evet, esnafıyım. Tıraşları da ücretsiz. Evet, engelli kardeşlerimizin tıraşı ücretsiz olacak. Maddi manevi veya yaşlarımız evden çıkamayan kardeşlerimiz, abilerimiz için ücretsiz. Evet, Yunus Bey, bir diğer konu. Evet. Muhtarlığın asli görevi olan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız. Bunların tespiti nasıl olacak? Bununla alakalı bir düzenlemeniz var mı? Onun için düzenlememiz var. Onun için ayrı bir ekibimiz var. Tek tek kapı kapı gezeceğiz, dolaşacağız. Ev ev gireceğiz. Hepsini maddi manevi durumu olmayanlara hem maddi hem manevi olarak da yardımlarımız devam edecek. Ve mahallelerde sorun olan, özellikle İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi, maalesef yağmur yağdığı vakit altyapımız çok kötü. Bu Kızılay Mahallesi'nde de üst seviyede yine ilaçlama, altyapı, muhtarlığın asli görevi olan, bu konuda uzman bir ekip kurulacak mı, çalışmalar olacak mı? O konuyla bir ekibimiz var, belediyeden emekli bir abimiz var, o da bizle birlikte çalışmalarını devam ediyor. Altyapı sorunu, çöp sorunu, onların hiçbiri kesinlikle kalmayacak. Çöpler düzenli olanaktan toplanacak ve çöp konteynerleri temizlenip, yıkanıp konacak ve ilaçlanacak. O konuyla ilgili çok güzel çalışmalarımız da var. Devam etmekte. Evet. Yunus Bey, son bir soru soracağım. Buyurun. Muhtar olduğunuzda, İnşallah. Varsa. Şimdi telefonla vatandaşlarımız, muhtarlığın çalışma saatleri var. Evet. 8-5 resmi kurum. Evet. Acaba iletişim yönünde telefona vatandaşımız istediği saatte ulaşabilecek mi? Vatandaşımız 7-24 ulaşabilir. Muhtarlık binamızda açık olsa da olmasa da, artı çarşı esnafı olduğumu tekrardan belirtiyorum. Orası kapalı olduğu zaman çarşıda bulabilecek. Evet. Çarşıda olmamız çok güzel bir avantaj. Bornova Merkez Bornova Çarşı. Bornova Merkez'de. Bizim orası çok tarihi bir çarşıdır. Evet. Milletvekili, bakanı, belediye başkanı, valisi, kaymakamı hepsi bizim çarşıya uğrak verir ve esnafları ziyaret eder. İş yaptırma yönünden çok avantajlıyız. Allah'ın izniyle hiç bir sorun kalmayacak. Kızılay Mahallesi için şimdi el ele. Zamanı diyorum. Şimdi Kızılay Mahallesi sakinlerinin desteğini bekliyoruz. Bekliyoruz. Rabbim utandırmasın inşallah. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Bir de şöyle bir sorun var. Bu projeler kimseye ait değildir. Evet. Patentli malı da değildir. Bu sorunlar bizim mahallemizde olsun, diğer mahallemizde olsun veya 81 ilin il ve ilçesinde oluşan sorunlardır. Ve bunların çözümü için yola çıkıldı. Çıktık. Allah'ın izniyle şöyle bir durum var. Öyle bir haldeyim ki gerçekten esnafım ama 7-24 telefonum durmuyor. Evet. Allah razı olsun gerçekten de destek veren arkadaşlarıma. Kimin ne sorunu varsa şu anki mevcut işimi bırakıyorum. Muhtar olmama rağmen çalışmalar başladı. Devam ediyor. Devam ediyoruz. Sosyal medyadan takip eden arkadaşlarım, ya bizim de şu sorunumuz var, bizim de şu şekilde ihtiyaç sahibi bir komşumuz var diyor. Herkese koşuyoruz. 7-24. Hizmete talibiz. Talibiz. Kızılay Mahallesi sakinlerinin desteğini bekliyoruz. Herkesten
Şimdiden Allah razı olsun. Size de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben de Muhtar Adayı, Kızılay Mahallesi Muhtar Adayı Yunus Güneşer'e de çok teşekkür ediyorum. Bir de kusura bakmayın, özür diliyorum. Pazar yeri. Evet. Çok güzel bir projemiz var. Pazar yeri projesi. Evet. Pazar yeri engellimiz var. Yaşlı amcamız var. Teyzemiz var. Yani gerçekten de pazar ihtiyacımız pazar var. Pazar yerine. Bunun için de gerekli adımlar Kızılay atılacak. Kızılay Mahallesi'nden Bornova merkeze inip alışveriş yapıyorlar. Yani hem yol parası hem de manevi kayıp. Yürüme mesafesi. Kayıp. Evet. Gerçekten de kayıp. Yani pazar yerimiz şart. Evet, pazar yeri projemiz. Şart. Düğün salonu tekrardan söylediğim gibi gerçekten de şart. Yani Allah'ın izniyle inşallah ATM, yani çok gerçekten de yapacağımız çok iş var. Evet. Yani bizi şu an var ya. Vatandaş hizmet bekliyor. Vatandaş hizmet bekliyor. Biz de hizmete talibiz. Koltuk gelip geçicidir. Hizmet evet, bakidir. Evet. Ben de Yunus Güneşer Bey'e başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, hoşça kalın.